Sayın Bakanım, değerli konuklarımız, Boğaziçi Yöneticiler Vakfı'nın düzenlediği Özgün İyi Yönetim Uygulamaları Forumu'na hoş geldiniz. Bu forum, iş dünyamızda kurumsallaşmanın gelişmesi ve Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınması açısından önemli bir bilgi ve deneyim paylaşım platformu oluşturma hedefiyle hayata geçirilmiştir. Bu sene 4. kez düzenlediğimiz forumumuz, sizlerin desteğiyle her geçen yıl gelişmekte ve kurumsallaşmaktadır. Forumumuzun gelenekselleşmesi için ilgi ve desteğinizi esirgememeniz en büyük dileğimizdir. Toplantılarımızın siz kıymetli konuklarımız için ilham verici ve yararlı olacağını düşünüyoruz. Ülkemizin önde gelen kamu, özel sektör ve STK yöneticilerini, bilimsel öncülerimizi, akademisyenlerimizi ve tabii ki değerli öğrenci arkadaşlarımızı özgün iyi yönetim uygulamaları kapsamında buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Şimdi sizleri vakfımızın tanıtım filmiyle baş başa bırakıyorum. Her organizasyonun temelinde derin bir fikir olur. Yani insanlar bir yola koyuldukları zaman bir ana fikir ve o ana fikir çerçevesinde bir ideale doğru insanlar yürümeye başlarlar. Kişinin öğrendiklerini, bildiklerini hem fiziksel olarak hem maddi ve manevi olarak bunu tekrar topluma kazandırması gerekir. Bunu hem bedenen hem maddi olarak, manevi olarak biz vakıf bünyesinde gerçekleştiriyoruz. Vakfın yaptığı faaliyetleri doğrusu biz kuruluş aşamasında tahayyül bile edemezdik. Tarih 1980'li yılların hemen öncesi, yer Boğaziçi Üniversitesi. Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen bir grup öğrenci, sahip oldukları zenginlikleri en yakın çevrelerinden başlayarak tüm insanlıkla paylaşmaya gönüllü olurlar. Bu birliktelik 16 Eylül 1996 tarihinde Boğaziçi Yöneticiler Vakfı'na dönüşür. Okul içerisinde değişik aşamalarda bir araya gelip, neler yapılabilir, bu sıkıntıların aşağı sarız, gelecek nasıl kurulur gibi endişeleri taşıyorduk. Onlar için vakıf kültürü, maddi ve manevi zenginlikleri gönülden karşılıksız vermekti. Onlar, karanlığa kızıp oturmak yerine ışık yakmayı tercih ettiler. Çünkü bir mumun diğer mumu yaktığında ışığından herhangi bir şey kaybetmediğini bilmekteydiler. Türkiye için neler yapabiliriz ya da ileride biz mezun olduğumuz zaman neler yapabiliriz'in tartışmasını yapmıştık. Ben vakfı bunların gerçekleşmesi olarak görüyorum. Boğaziçi Üniversitesi öğrenci ve mezunları, liderlik ve yöneticilik yeteneklerinin gelişmesine katkıda bulunan bu ortamda sadece alan el değil, veren elde olmanın mutluluğunu yaşadılar. Uzun vadeli stratejilerle mesleki, ferdi ve manevi gelişimin desteklendiği bu ortamda istişare, liyakat, profesyonellik, yenilenme ve nesiller arası paylaşım önemsenmektedir. Çok genç arkadaşlar şu anda vakfın birinci derece sorumluluğunu üstlendiler ve götürüyorlar. Bu bizce çok iftihar edecek bir husus. Nesilden nesile akan bir nokta oldu. İnşallah bu daha gelişerek devam eder diye umuyoruz. Vakfımız tarafından geride kalan yıllarda sayıları binlerle ifade edilen Boğaziçi Üniversitesi öğrencisine eğitim desteği sunuldu. Gönüllülük ve medeniyet bilincinden ilham alan yüzlerce faaliyet düzenlendi. Öğrencilere eğitim desteği vermekte kalmıyoruz. Aynı zamanda da maddi ve manevi gelişimlerine, kişisel gelişimlerine yönelik de burada etkinlikler düzenliyoruz. Aşağı yukarı her hafta sonunda vakfımızda bir 5-6 tane etkinlik var. Bazı aylarda 40'ın üzerinde faaliyet düzenliyoruz. Her alanda çeşitli etkinlikler yapıyor. Bu sebeple de öğrenciler adına çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Divan sohbetleri, liderler kahvesi, profesyonel yönetici sertifika programı, mesleki tanıtım toplantılarıyla öğrenci ve mezunların kariyerlerine katkıda bulunulurken, mezuniyet törenleri, iftar ve piknik organizasyonlarıyla da mensuplarının birbiriyle olan bağları pekiştirilmektedir. 50-60 kişiden belki 1000 kişiye kadar katılımlı olan sohbetler, programlar ve forumlar düzenleniyor. Burada tabii bizim amacımız hep şuydu, medeniyet bilincine sahip yöneticilerin
yetişmesine zemin oluşturan bir vakıf olmak. Ekonomi, edebiyat, sosyolojik analiz ve sinema okumaları gibi sayıları onun üzerinde olan okuma gruplarında katılımcılar ilgi alanlarında bilgi ve birikim kazanmaktadırlar. Boğaziçi Konak ayrıca fotoğrafçılık, Arapça, Osmanlıca kurslarıyla ebru ve tesip gibi güzel sanatlar derslerine de ev sahipliği yapmaktadır. Vakfın her geçen gün zenginleşen birikim ve insan kaynağı, medeniyet ve aidiyet bilincine sahip yöneticilerin yetişmesine vesile olmayı sürdürmektedir. 18 yıl önce ışığımızı paylaşma sevdasıyla çıktığımız bu yolculukta, ışıl ışıl parlayan binlerce ışık hüzmesini gördükçe, değerlerimize olan inancımız daha da pekişmektedir. Şimdi açılış konuşmalarının ilkini yapmak üzere Boğaziçi Yöneticiler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Haluk Dortluoğlu'nu sahneye davet ediyorum. Sayın Bakanım, Sayın Rektörümüz, değerli konuklar. Bu sene dördüncüsünü düzenlediğimiz Özgün İyi Yönetim Uygulamaları Forumu'na hoş geldiniz. Biz bir vakıf medeniyetinin mensupları olarak hep kendimize şu düsturu edinmiştik. Bir mum, bir başka mumu aydınlatmakla ışığından bir şey kaybetmez. Hazreti Mevla'nın sözü. Biz de hem fikir hem felsefe düzeyinde yenilikleri bu vesilelerle bir taraftan yeni ilham verici örnekleri teşkil etmek adına başkalarına örnek teşkil eden bir platform oluşturalım dedik. Buraya böyle geldik. Dördüncüsünü düzenliyoruz ve inşallah bunu geleneksel hale getirdik. Arkasında devam ettireceğiz bu şekilde. Bu yılda yine geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ülkemizin güzide kurumları var aramızda. Özel sektör oturumunda Anadolu'nun bağrından çıkıp gelen Konya Şeker Torku'yu dinleyeceğiz. Konya Şeker kendini ön plana çıkaran son yıllarda duyuran bir kurum olmanın yanında aynı zamanda bizim için bir diğer önemli hususu 60 bin çiftçinin bir araya gelip birlikte, kolektif bir şekilde böyle büyük bir organizasyonun arkasında durup dağılmadan, ayrışmadan yani kolektif bir çalışmanın nasıl yapılabileceğini Anadolu'nun bağrında bize gösteren güzel bir örnek. Bir kooperatifçilik örneği. Diğer tarafta özel sektör oturumunda ekolojistik konuğumuz. Ekolojistik ise esasen lojistik sektörünün gizli devi. Birçok kurum var biliyorsunuz, Türkiye'de, dünyada başkalarının yaptığı şeyi alıp, kopyalayıp, aynısını yapmaya çalışan. Biz ekolde bizim izlenimimiz, gördüğümüz şu, bunu yapmak yerine sıfırdan bir geliştirme, ARGE, bir mühendislik birikimini, fikriyatını fiiliyata dönüştürme yönünde çok ciddi çalışmaları olan bir kurum. Çok fazla bilinmiyor ama gerçekten Türkiye için örnek teşkil eden özel bir kurum. İnşallah bu tür katma değerli kurumlara çokça ihtiyacımız var önümüzdeki yıllarda. Eğer gerçekte ekonomik kalkınmayı sürdürülebilir kılmak istiyorsak. Bu da bizim için gelecek nesillere taşıyacağımız bir vazifedir diye düşünüyorum. İkinci oturumda sivil toplum kuruluşlarını dinleyeceğiz. İlki Yunus Emre Enstitüsü. Yunus Emre Enstitüsü kurulduğundan bu yana ülkemizi yurt dışında temsil eden, kültürel, bilimsel ve sanatsal faaliyetlerle temsil eden, bize zaman zaman çok güzel sanatsal performanslar izlememize, dinlememize vesile olan ve farklı coğrafyalardan, farklı kültürlerden geçmişten bugüne sanat birikimini, kültürel birikimini hem Türkiye içinde hem yurt dışında temsil eden, yaşatan, canlandıran bir kurum. Onların da çok
önemli katkıları olacağını düşünüyoruz önümüzdeki yıllarda ülkemize. Diğer bir kurum, çoğunuzun bildiği İnsan Hakları ve Hürriyeti Vakfı, İHH. 92 yılında mazlumların çaresi olmak üzere kurulan bir kuruluş. İlk defa 17 Ağustos 99 Gölcük depreminde İHH ekibiyle karşılaştığımı hatırlıyorum. Yardım için bölgeye, Adapazarı bölgesine gittiğimizde gerçekten onca yardım kuruluşu arasında çok farklı, gayretli ve profesyonel bir çalışma biçimiyle kendilerini çok ön plana çıkarıyorlardı. Daha sonra bu birikim bugüne belki 50 binden fazla gönüllünün onlarca ülkede, çok farklı coğrafyada faaliyet gösterdiği, hizmet ettiği bir şekilde yansıdı. Bizim toplum olarak üstümüze düşen, dünyaya karşı, dünyanın mazlum insanlarına karşı üstümüzdeki sorumluluğu kısmen gidermemize vesile olan bir kuruluş. İnşallah bunun benzerlerinin artarak devam etmesini diliyoruz. Geçen sene yeryüzü doktorlarını dinlemiştik burada. Bu ve benzer kurumlara gerçekten hem Türkiye'nin hem de dünyanın çok fazla ihtiyacı var. Bu arada Mavi Marmara şehitlerimizi de saygıyla anmak ve kendilerine Allah'tan rahmet dilemek istiyorum bu vesileyle. Forumumuzun kapanış konuşmasında bu yıl özel bir misafirimiz var, Oxford Üniversitesi'nden Doktor Basil Mustafa. Kendisi daha önce, bir yıl kadar önce bizim ricamızı kırmayıp İngiltere'den kalkıp gelmişti. Boğaziçi Konak'ta güzel bir program düzenlemişti, bir seminer programı. Yine yarın bir grup arkadaşla tekrar edecek. Burada da Oxford Üniversitesi'nde Islamic Studies Center, İslami Araştırmalar Merkezi adı altında bir bünyede faaliyet gösteriyor. İngilizce bir kapanış konuşması yapacak bugün. Kendisine de yurt dışından kalkıp geldiği için bize çok teşekkür ediyoruz. Bugün bu etkinliğin burada düzenlenmesine vesile olan, katkıda bulunan herkese, sponsorlarımıza, konuşmacılarımıza, moderatörlerimize çok teşekkür ediyoruz ve bu etkinliğin ve vakfın esasen, Boğaziçi Üniversiteler Vakfı'nın bütün etkinliklerinin esasen gönüllü katkılarla düzenlendiğini bilmenizi isterim. Bu etkinliğin arkasında bizler elimizden geldiğince destek oluyoruz ama çok sayıda genç, öğrenci, yeni mezun arkadaşımız var. Esasen bu etkinliğin devam ediyor olması büyük ölçüde onların eseridir. Onlara da buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Sayın Bakanımız Fikri Işık'ı, Sayın Rektörümüz ve çok değerli dostlarımız, misafirlerimizi aramızda görmekten bugün çok mutlu olduk. Güzel bir program olmasını temenni ediyorum. Hepinize teşekkür ediyor. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Saygı ve selamlarımı sunuyorum. Sayın Dortluoğlu'na konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Şimdi sizleri Boğaziçi Üniversitesi'nin tanıtım filmiyle baş başa bırakıyorum.
Değerli konuklar, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Sayın Gülay Barbarosoğlu'nu sahneye davet ediyorum. Saygıdeğer Bakanım, değerli konuklar, çok sevgili Boğaziçi'liler. Boğaziçi Yöneticiler Vakfı tarafından dördüncüsü düzenlenen Özgün İyi Yönetim Uygulamaları Forumu'na bu yılda katılmaktan büyük onur duyuyorum. Şahsım ve üniversitem adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum efendim. Sektörlerinde özgün ve başarılı uygulamaları paylaşarak yeni girişim, buluşum ve projelere ilham veren forum bu senede alanlarında çok değerli konukları ağırlamaktadır. Hepsine ben de şahsım adına hoş geldiniz diyorum ve katkılarınız için teşekkür ediyorum. Geçen sene bu toplantıda yine üniversitemizden bahsetmiştim. Türkiye'nin en iyi öğrencileri, dünya kalitesinde öğretim üyeleri, özgürlükçü ve demokratik kültürüyle Boğaziçi Üniversitesi'nin esasen en iyi, en başarılı üniversite uygulamalarından birine örnek olduğunu size ifade etmiştim. Bu yıl ise biraz önce izlemiş olduğumuz filmde üniversitemizde son iki yılda yürütülen ve tamamlanan en iyi projelerimizi sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Bu aşamada şunu belirtmek isterim. İzlemiş olduğunuz projelerin tamamı kamu kaynaklarıyla hükümetimiz tarafından verilmiştir. Dolayısıyla Türkiye adına, Boğaziçi adına yürütülmüş ve başarılmış projelerdir. Katkılarından dolayı ilgili tüm makamlara şükranlarımı arz ediyorum. Tüm bu çalışmaları yaşamlarının daha ileri aşamalarında girişimci ve yenilikçi pratikleriyle toplumda liderlik sergileyecek öğrencilerimize hak ettikleri eğitim ve öğretim ortamını sunabilmek için titizlikle yürütüyoruz. Çünkü biliyoruz ki Boğaziçi Üniversitesi ekonomiye, kültüre, toplum hayatına çok önemli katkılarda bulunmuş mezunlarımız vasıtasıyla on yıllardır toplumdan aldığını misliyle topluma geri vermeyi başarmıştır ve başarmaya devam edecektir. Saygıdeğer Bakanım, değerli konuklar, artık ekonomisi sürekli büyüyen, bölgesel ve küresel düzeyde liderlik sergileyen, doğal kaynakları zengin, nüfusu genç, hedefleri yüksek ve istikbali çok açık olan bir Türkiye'de yaşamaktayız. Eğer ülke olarak 2023 hedeflerimizi tutturmak ve dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasına girmek, sürdürülebilir bir mevcudiyet sağlamak, giderek rekabetçiliğimizi artırmak istiyorsak, diğer tüm alanlarda yapacağımız yatırım ve atılımlar kadar yüksek öğretim sisteminin her alanına mutlaka öncelik ve apayrı bir özen ve önem vermeliyiz. Ben bu noktada üniversitelere ait iki ufak katkıda bulunmak isterim. Üniversitelerimizin araştırmacı ve girişimci hüviyetlerini bölgesel ve uluslararası alanda rekabetçi kılmak, geliştirilen buluş ve sinayi fikri mülkiyet haklarını korumak, araştırmacılarımızın girişimci faaliyetlerini desteklemek birinci derecede önemlidir. Üniversitelerdeki entelektüel birikimimizin inovasyona yönlendirilmesi ve bu sürecin etkin olarak yönetilmesi de çok önemlidir. Ancak dünyada bilişim teknolojileri, biyoteknoloji, malzeme bilimi, yaşam ve sağlık bilimleri gibi alanlarda radikal teknolojik dönüşüm yaşanırken, Türkiye üniversitelerinde esasen çok kaliteli araştırmalar yürütülürken, bu araştırmaların ne kadarı teknoloji ve inovasyona dönüşebilmektedir sorusunu dürüstçe sorabilmeli ve samimi olarak cevaplandırmalıyız. Ben şahsen bu aşamada siyasi irade ve kararlılığın tam olduğunu düşünüyorum. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın son yıllarda gerçekleştirdiği mevzuat değişikliklerini, yeni teşvik ve desteklerini yakından ve memnuniyetle izliyor ve ziyadesiyle yararlanıyoruz. Bu noktada üniversitelere, araştırmacılara ve üniversite ölçeğinde politika ve altyapıyı oluşturmakla sorumlu olan üniversite yönetimlerine ciddi görevler düşmekte olduğunun da farkındayız.
Ancak ülke olarak hedeflenen noktada olmadığımızı kabul ederek öz eleştiri yapmaktan kaçınmamalı, bu durağanlığı aşabilmek, yenilikçilik eşiğini atlayabilmek için tüm taraflar arasında sinerjik bir iletişim ortamını yaratmalıyız. Ülkemizin Ar-Ge atılımını yapabilmesi için en öncelikli eksikliğin ileri teknoloji üretebilecek nitelikte donanımlı uzman personel insan kaynağı olduğunu biliyoruz. Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi ve mezunu, üstün kapasitesi ve dünyada öne çıkan yeteneğiyle ülkemizin bu acil ihtiyacına cevap olabilecek önemli bir değerdir, önemli bir cevherdir. Bahsetmek istediğim ikinci konu, daha huzurlu bir toplumda, barış dolu bir ülkede yaşamak için olmazsa olmaz diye düşündüğümüz bir konu. Üniversitelerde hakim demokratik ve özgürlükçü düşünme kimliğinin bütün alanlarda sahip çıkılan ve sürdürülen ilkelerin başında gelmesi gerektiğini, bir ülkenin özgün gücünü oluşturduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda Boğaziçi Üniversitesi her türlü önyargıdan arınmış bir yaşam kültürüdür. Bütün farklılıkları görerek, tanıyarak, saygı göstererek, bu farklılıklarla ortak yaşama, öğrenme, eğlenme, bir arada olma kültürünü içselleştirmiş, çoğaltmış ve zenginleştirmiştir. Bu çoğulcu yaşam kültürünün sadece üniversitemizde değil, ülkemizin, toplumun bütün bileşenlerinde, bilimde, düşüncede, eğitimde, mükemmelliğe ulaşma çabası etrafında birleştiren unsur olmasını diliyorum, temenni ediyorum. Sözlerime son verirken, Boğaziçi Yöneticiler Vakfı'nın bugün 4. kez düzenlediği bu forumdan dolayı büyük onur duyuyorum. Bu forumu da Boğaziçi misyonunu tamamlayan bir etkinlik olarak çok önemsiyorum. Saygıdeğer Bakanım, bugün burada olmanız hepimiz için, Boğaziçi Camiası için çok önemli. Başta zatenize olmak üzere foruma katılan tüm konuklarımıza, değerli öğrencilerimize, değerli mezunlarımıza, konuşmacılara, bize yeni ufuklar açacak yönlendirmeleriniz için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize en içten saygılarımı arz ediyorum. Teşekkür ederim. Rektörümüz Sayın Barbarosoğlu'na şükranlarımızı sunuyoruz. Oturumlarımız öncesi son konuşma için onur konuğumuz, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Fikri Işık Bey'i alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Boğaziçi Yöneticiler Vakfımızın çok değerli başkanı, Boğaziçi Üniversitemizin çok değerli rektörü, çok değerli vakıf yönetim kurulu üyelerimiz, çok değerli katılımcılar, sevgili öğrenciler. Ben de böyle güzel bir program vesilesiyle aranızda bulunmaktan, başarı hikayelerinin paylaşıldığı, marifet iltifata tabidir sözünün hayata geçirildiği bu denli gerçekten güzide bir topluluk karşısında size hitap etme fırsatı bulduğum için çok büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade ediyor. Her birinizi en içten sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Öğrencilerinin tercih ettiği bir üniversitenin adeta mezunlarının oluşturduğu böyle bir vakfın Türkiye'nin bilim alanında, sosyal alandaki gelişmesine, ilerlemesine katkı sağlayacak çalışmalar yapması gerçekten gurur verici. Bu açıdan da vakfımızın değerli başkanına ve yöneticilerine ve bugüne kadar emek vermiş bütün arkadaşlara tekrar teşekkür ediyorum. Bugünkü forumun da bugüne kadar olduğu gibi, daha önce yapılan 3 forum gibi başarılı olmasını, başarılı geçmesini diliyorum. Burada salonda bulunan genç kardeşlerimizi çok iyi motive etmesini özellikle temenni ediyorum. Tabii 1863 yılında kurulan Boğaziçi Üniversitesi gerçekten bugün Türkiye'nin en önemli üniversitelerinin başında geliyor. Üniversite giriş puan sıralamasında Türkiye'nin en iyi öğrencilerini alan ve son yıllarda da Times Higher Education'ın yaptığı değerlendirmelerde hızla yükselen bir üniversite. Şu anda 139. sırada. Ama inanıyorum ki önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde ilk 100'e üniversitemiz girecektir.
doğrusunu söylemek gerekirse dünyanın en güzel yerlerinde bulunan ve yetenek olarak da dünyanın en yetenekli öğrencilerini alan, çok iyi öğretim üyelerine sahip olan Boğaziçi Üniversitemize aslında ilk 100 değil, belki ilk 50, ilk 20, ilk 10 yakışır. Bu noktada da değerli rektörümüzün çok değerli çalışmalarının, katkılarının farkındayız. İnşallah Boğaziçi Üniversitesi ve diğer üniversitelerimiz dünyada Türkiye'nin hak ettiği yere ulaşmasına çok ciddi katkıda bulunurlar. Ben özellikle bizim bakanlığımızın girişimci ve yenilikçi üniversite endeksinde şu anda Boğaziçi Üniversitemiz 3. sırada. Bu zirvede de ciddi bir yarış var. 1. sırada ODTÜ var, 2. sırada Boğaziçi var, 3. sırada 2. sırada Sabancı var, 3. sırada Boğaziçi var. İnşallah bu sıralamada çok yoğun rekabet sonucunda hak eden birinci olur, ikinci olur, üçüncü olur. Bugün gerçekten biraz önce söylediğim marifet iltifata tabidir. Biz başarıyı ön plana çıkarmadıkça başarılı gençleri motive edemeyiz. Maalesef toplum yapımız ve medya anlayışımız Peyami Safa'nın dediği gibi bizde roman kahramanı maraza çıkaran adamdır. Maraza çıkarmadıkça gündeme gelemeyen bir anlayışımız var. Halbuki başarı hikayelerinin ortaya konması yeni başarılar için aslında çok önemli birer zemindir. Şuna yürekten inananlardanım. Hiçbir başarı tesadüfi değildir. Tesadüfen gelen başarılar kalıcı da olmaz zaten. Hiçbir başarı tesadüfi olamaz. Her bir başarının altında çok yoğun emek vardır. Çok yoğun emek vardır. Çok ciddi bir çalışma ve gayret vardır. Dolayısıyla özellikle bu iyi yönetim uygulamaları noktasındaki bu programı bu açıdan son derece önemli buluyorum. Başarılarıyla gündeme gelen insanlarımız, kurumlarımız, yapılarımız daha büyük başarılar için bize son derece ciddi güç katacak. Değerli arkadaşlarım, tabii ki başarılı bir yönetim için mutlaka bilgi ve birikim gerekiyor. Mutlaka çok güçlü bir irade gerekiyor. Mutlaka çok iyi ve yoğun bir iletişim gerekiyor ve mutlaka çok iyi bir takip gerekiyor. Hele hele bu çağda, her şeyin çok hızla değiştiği bu çağda hiçbir başarının tesadüf olmayacağını bir kez daha vurgulamak istiyorum. Öyle bir çağda yaşıyoruz ki bu çağda dünya geçmişe oranla daha hızlı dönüyor. Dünyanın dönüş hızı arttı. Bilginin üretim hızı o kadar arttı ki, bilginin yayılma hızı o kadar arttı ki, buna mukabil de stratejik bilginin değerinin arttığı bu çağa kadar başka bir çağ olmadı. Böyle bir çağda yaşıyoruz. Bu çağı doğru anlamak ve bu çağın gereklerine uygun hareket etmek aslında her devletin, her kurumun, her yapının temel görevleri arasında. Başka türlü yönetme imkanınız olmuyor. Başka türlü yönetemiyorsunuz. Bakınız, bu çağda daha düne kadar literatürümüzde olmayan pek çok yeni kavram literatürümüze girdi. Pek çok yeni terim üretildi. Ve bazı terimlerin de içeriği değişmeye başladı. Var olan terimlerde bile ciddi bir içerik farklılaşması meydana gelmeye başladı. Artık yolun sonu dendiği bir dönemde bakıyorsunuz ki bir kapı açılıyor, yepyeni bir dünya bizi bekliyor. İşte böyle bir çağa hazırlıklı olmak bizim açımızdan son derece önemli. Ben bakanlığım konuları itibariyle bu yeni çağda özellikle son dönemlerde gelişen bazı olaylar, kavramlar ve terminolojiyle bundan sonra dünyayı ne bekliyor noktasında
çok kısa bazı değerlendirmelerimi sizlerle paylaşmak ve ondan sonra da huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum. Bakınız, daha düne kadar hiç konuşulmayan 3D yazıcılar artık bugün tartışmaların tam odak noktasına geldi. Fotoğrafı bir nesnenin veya sizin fotoğrafınız çekiliyor 3 boyutlu olarak. Bu fotoğrafınız hemen dijital ortama aktarılıyor. İstenirse üzerinde çok ciddi değişiklikler yapılabiliyor. Ve bugünkü teknolojiyle 1-2 saat içerisinde de 3D printing teknolojisiyle, 3D yazıcı teknolojisiyle size takdim edilebiliyor. Bunun önümüzdeki süreçte üretimi ne kadar değiştireceğini bugünden tahmin etmek bile çok zor. Öyle bir noktaya doğru gidiyoruz ki belki çok seri, çok büyük ölçeklerdeki üretimin dışında pek çok alanda 3D yazıcılar artık üretimin bir parçası olacak. Hele hele kişiye özel üretimlerde, sağlık sektöründe mesela, medikal sektörde 3D yazıcılar artık hayatımızın bir parçası ve kolaylaştırıcısı olacak. Artık dünya giyilebilir teknolojileri konuşmaya başladı. Saatinizi aynı zamanda nabzınızı ölçecek. Kulaklığınızda müzik dinlerken aynı zamanda tansiyonunuzu, nabız atışlarınızı ölçen, şu anda bunlar aslında yapıldı. Hiç dokunmadan, kan almadan kanınızdaki şeker miktarınızı ölçmeyle ilgili çalışmalar son noktaya geldi. Artık belki uzaktan sizin herhangi bir fiziki müdahaleye gerek kalmadan vücudunuzla ilgili, sağlıkla ilgili pek çok ölçme yapılabiliyor ve bundan sonra daha da artan ölçüde yapılabilecek. Artık üretimde Endüstri 4.0 kavramını konuşmaya başladık. Bir tek operatörle, bir tek kişiyle bütün bir fabrika çalıştırılabilecek. Her şeyin robotlarla yapıldığı bir üretim alanına doğru dünya hızla kayıyor. Artık bilişimde bulut bilişimi konuşuyoruz. Artık verilerin depolanması işinin bireysel olarak her bir birimin, firmanın kendi verilerini depolamasının hiç ekonomik olmadığı, bulutun artık bütün bunların yerini aldığı bir dünyaya doğru hızla gidiyoruz. Artık konuştuğumuz kavramlar içerisinde big data var, büyük veri var. Bakın, artık insanların internet aracılığıyla iletişim kurması döneminden nesnelerin interneti kavramına geçiyoruz. Uçakların otomatik pilotta gitmesini biliyoruz. Yakında otomobiller de otomatik pilotta gidecekler. Aracınızı alacaksınız otomatik pilota, yolda giderken kitabınızı okuyacaksınız veya bilgisayarınızda internetten haberlere bakabileceksiniz. Artık sadece insanlar birbiriyle değil, eşyalar birbiriyle iletişim kuracak. Şu anda bu noktada dünya çok hızlı bir gelişim içerisinde. Artık bir araçta, bir otomobildeki pek çok parça birbiriyle iletişim halinde olacak. Sensör teknolojileri o kadar hızlı gelişiyor ki, eğer bir önünüzdeki araca fazla yaklaşırsanız, sizin daha ayağınız frene gitmeden otomatik olarak araç fren yapmaya başlayacak ve kaza riski çok büyük oranda azalacak. Şimdi bütün bunlar, tabii biraz önce hocam da ifade etti. Aslında mesela nesnelerin internetinin bir kavram olarak eskimeye başladığını söyleyebilirim. Artık her şeyin interneti kavramı konuşuluyor. Bu kadar hızlı, baş döndürücü bir çağda yaşıyoruz. Bu çağda da geleneksel anlayışlarla yolumuza devam etmemiz çok mümkün gözükmüyor. Birkaç tane özellikle örnek vermek isterim. Bakınız,
Biz de Ar-Ge ve inovasyona son dönemlerde çok yoğun emek veriyoruz. Çok ciddi kaynak ayırıyoruz. Türkiye'nin Ar-Ge ve inovasyonda çok ciddi sıçrama yapması gerektiğini ifade ediyoruz. Ve son dönemlerde de son derece güzel gelişmeler var. Ama artık Ar-Ge ve inovasyonda da bir kavram değişikliği meydana gelmeye başladı. Açık inovasyonu biliyoruz. Ama şimdi artık dünya açık Ar-Ge'ye gitmeye başladı. Microsoft gibi bir firma bütün kodlarını açma kararı aldı. Artık bütün dünya benim kodlarımı bilerek benim geliştirdiğim programlar üzerinde çalışma yapabilsin diyor. Tesla geliştirdiği batarya teknolojisinin tüm dünyaya açma kararı aldı. Bu fikri mülkiyet haklarında da nasıl bir değişimin yaşandığını aslında çok güzel bir örnek. Sordum, neden kendi geliştirdiğiniz, milyonlarca dolar harcayarak geliştirdiğiniz, elde ettiğiniz bilgiyi, fikri mülkiyeti açıyorsunuz? Çok basit bir cevabı var dedi. Bu teknolojinin çok hızlı şekilde ticarileşmesi lazım. Ben bu bilgimi paylaşarak kim bu bilgi üzerinde çalışıp bu teknolojiyi geliştirmek istiyorsa geliştirsin ve ben bunun sonucunda o bilgiyi gerektiğinde satın alır ve bu batarya teknolojisini çok daha uygun fiyatlara çok hızlı üretebilirim. Anlayış o kadar değişiyor ki. Bu değişen anlayışa artık uygun hareket etmek durumundayız. Bakınız, artık proje odaklı yaklaşım yok. Pazar odaklı yaklaşım var. Biz Türkler biraz duygusalız. Projelerimize aşık oluruz ve maalesef projelerimizle ölürüz. Ama artık gelişen anlayışta projeye aşık olmak yok. 6 ay bir insan bir proje üzerinde çalışıyor. 6 ay sonra ya bunun ticarileşme umudu yok diye o projeye verdiği 6 aylık emeği silip hemen başka bir projeye geçebiliyor. Değerli arkadaşlar, burada bulunan çok değerli katılımcıların çok büyük bir kısmı Boğaziçi Üniversitesi mezunu. Sizinle bir bilgiyi paylaşmak isterim ve Türkiye ile kıyaslamanızı yapmanızı isterim. Stanford Üniversitesi'nin mezunlarından en iyi dereceyle mezun ilk 100 öğrencinin neredeyse hiçbiri ne Google'da çalışıyor veya Google'ın götürdüğü iş teklifine evet diyor. Ne Oracle'ın, ne Cisco'nun, ne Intel'in, ne HP'nin, ne Microsoft'un, ne Apple'ın hiçbirisinin iş teklifine olumlu cevap vermiyor. Ben kendi işimi kuracağım diyor. Şimdi ODTÜ'nün, Boğaziçi'nin, Koç'un veya işte Bilkent'in mezunlarının acaba Türkiye'nin en iyi şirketlerinde veya dünyanın en iyi şirketlerinde böyle bir teklif gitse nasıl cevap veririz? Bakın, bu çağın belki en önemli kavramlarından birisi girişimcilik. Aslında girişimcilik hiçbir çağda önemini yitirmedi. Ama bu çağda girişimcilik çok daha öncelikli hale geldi. Girişimci olmayan bir ülkenin kalkınma şansı yok. Hele hele teknoloji alanında girişimcisi olmayan bir ülkenin de sadece devlet ve üniversitelerin araştırma merkeziyle bilim ve teknoloji geliştirme şansı hiç yok. Onun için startup firmaları artık dünyada teknolojinin gelişiminde son derece önemli birimler haline gelmeye başladı. Ben Boğaziçi Üniversitesi'nden, ODTÜ'den, İTÜ'den, diğer üniversitelerden mezun olan öğrencilerimizin özellikle kendi alanlarında, hele hele bilim ve teknoloji alanında çalışan insanların mutlaka kendi şirketlerini kurmayı birinci hedefleri haline getirmelerini istiyorum.
Çünkü dünya artık startup madenciliğine başladı. Artık dünyanın bütün büyük şirketleri sizler startup firması kurun, bir şey geliştirin, benim işime yararsa ben onun bedelini öder satın alırım diyor. Belki inşallah bir başka forumda Sayın Başkanım bu özellikle teknolojide başarı hikayelerini konu alan bir şeyde oturumda yaparsınız. Orada iki kişi, üç kişinin kurduğu bir şirketin 2-3 yılda nasıl 200 milyon dolarlık değere ulaştığını ve nasıl o insanları bir anda ülkenin en zenginleri arasına soktuğunu, bunu yaparken de çok büyük bir sermayeye gerekmediğini, asıl sermayenin beyin gücü olduğunu burada gelir arkadaşlarımız anlatırlar ve Türkiye'nin en güzide üniversitelerinin öğrencileri de bu noktada ciddi motive olurlar. Artık anlayış çok değişiyor. Artık üniversite öğrencilerimizin memur olayım veya büyük şirketlerde yönetici olayım hevesinden daha ziyade kendi işimi kurayım, kendi şirketimi kurayım, ben yanımda insan çalıştırayım anlayışına geçmesi gerekiyor. Biz bakın hükümet olarak bu konuyla ilgili harekete geçmek isteyen her gencimizin yanındayız. Tekno Girişim Sermaye Desteği programımız son derece başarılı şekilde yürüyor. Gençlerimize tekno girişim alanında kabul edilen projeleri başına 100 bin lira destek veriyoruz. İstiyoruz ki gençler kendi firmalarını kursunlar. 100 bin lira başlangıçta iyi bir rakamdır arkadaşlar. Sonra eğer proje başarıyla devam ederse 550 bin liraya kadar %75'i hibe olmak kaydıyla desteğimize devam ediyoruz. Orada da işler iyi gitmeye devam ederse artık üretim noktasında 10 milyon Türk lirasına kadar yine gençlerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Ve bunun yanında ürünün tanıtımı, pazarlanması, fuar desteği devlet olarak inanın çok ciddi destekler veriyoruz. Şu anda bilim ve teknoloji alanında, Ar-Ge ve inovasyon alanında en ciddi destek veren ülkelerden bir tanesiyiz. Ama ihtiyacımız tekno girişimci. Yani siz gençler. Özellikle üniversitelerimizin bu noktada tekno girişimci yetiştirmek açısından daha fazla inisiyatif almalarını istiyoruz. Artık teknoloji transfer ofislerimizin gençlerimizi daha fazla bünyelerinde barındırmaları, ticarileşen ürünlere daha fazla odaklanmalarını istiyoruz. Bunun için kesinlikle Türkiye'deki Ar-Ge ve inovasyon ekosistemini güçlendirmekte kararlıyız. Bilişim Vadisi'ni kuruyoruz. Bilişim Vadisi'ni kurarken de diğer teknoparklara rakip olarak kurmuyoruz. Biraz önce saydığım o öncelikli teknolojiler alanında bir araştırma geliştirme misyonu, Ar-Ge ve inovasyon misyonu üstlenecek bir yapı oluşturmanın gayreti içerisindeyiz. Bütün derdimiz Türkiye'de bu anlayışı hakim kılmak. Bu anlayışı hakim kılarsak bu kadar yetenekli bir toplumu eğer bu girişimcilik kültürüyle ve birlikte çalışma kültürüyle donatabilirsek Türkiye'nin geleceğini garanti altına almış oluruz demektir. Bu noktada inşallah Boğaziçi Üniversitemiz, Boğaziçi Yöneticiler Vakfımız ve ülkemizin tüm güzide kuruluşları bizim bu çalışmalarımızda bizimle birlikte çalışırlar, destek verirler, önce olurlar diye düşünüyorum. Forumumuzun tekrar hayırlı olmasını diliyor. Biraz zamanınızı fazla aldığımın farkında olarak hepinizi en içten saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.